Ben Eyüp Anaslan. Elektrik elektronik mühendisiyim. 11 yıldır telekom sektöründe çalışıyorum. Şu an İngiltere'deyim. Ve buradaki müşterilerle hayati çözümleri geliştiriyoruz. Ve yeni ve onların ihtiyacı olan çözümleri beraber hayata geçiriyoruz. IoT çözümü, diğer bir adıyla Internet of Things, yani nesnelerin interneti, şimdiye kadar alışılagelmiş internet kullanımımızın dışında bir çözüm. Yani nesneleri, şimdiye kadar kullandığımız nesneleri internet ortamına koyup, internet ortamına sokup, bu nesnelerden veri alabilmemizi ve bu nesneleri yönetebilmemizi sağlayan bir teknolojik çözüm. Bununla beraber nesnelerden veri alarak nesnelerin daha iyi yönetilmesini veya ortamın yönetilmesini veya kaynakların yönetilmesini amaçlayan yeni bir teknoloji IoT. Böylece şirketinizdeki, evinizdeki nesnelerin, aracınızın internete bağlanarak yönetilebilmesini sağlayan bir altyapı. Bu çözüm akıllı şehir, akıllı ev, akıllı tarım uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilecek bir çözüm. Kullanılan da bir çözüm ama yaygın değil henüz. Aynı zamanda araçların takip edilmesi. Bu araçlar burada sadece trafikte gördüğümüz araçlar değil. Tarım olarak da bir araç veya evinizdeki kahve makinesinden bulaşık makinesine hepsi bir araç aslında ve bunların durumlarını takip etmek için, sizin alışkanlıklarınızı kendinizin takip etmesi için veya çiftçisiniz ve hayvanlarınızı takip etmek için özellikle kullanılabilecek bir çözüm. Bu çözümün en önemli faydası verimli kaynak yönetimi sağlaması. Kurumların, şirketlerin kısıtlı kaynaklarla yönettiği bütçelerini IoT çözümleriyle beraber çok daha rahat bir şekilde yönetmelerini öngörüyoruz. IoT çözümlerinin yönettiği data ve hız kurumlara bütçe ve zaman anlamında fayda sağlayacak. Bu çözüm daha çok işletme sahipleri için bireysel olarak da uygulanabilecek bir çözüm. Genellikle belediyeler akıllı şehir uygulamaları için kullanıyor ki çöplerin ne kadar dolu olduğu akla gelebilecek ilk çözüm veya hava kirliliğinin nerede nasıl olduğu belediye tarafından tespit edilip yönetilebilmesi anlamında çok değerli. Her sokağa koyulabilecek bir sensör, hava kirliliği anlamında, nem anlamında, su baskınları anlamında çok değerli bu verileri toplayabilmek. Akıllı tarım uygulamaları anlamında toprağın yapısı, yağmur suyunun toprak tarafından ihtiva edilme oranı, topraktaki sodyum oranı veya hayvanların nerelerde ne kadar süre vakit geçirdikleri, hayvanların alışkanlıkları, ne kadar yemek yedikleri, ne kadar yürüdükleri ve gün gün takipleri gibi verilerin IoT cihazları tarafından toplanması aslında kurumların bütçe yönetimleri anlamında da çok verimli içerikler sunuyor. Müşterilerimizle aynı çizgide olmamız gerekiyor öncelikle. Öncelikle müşteriyi birden fazla defa dinleriz. Dinleriz, ne yapmamız gerektiğini anlarız, tekrar dinleriz. Müşteriyle aynı noktada olduktan sonra projenin, müşterinin de bütçesi çerçevesinde şekillendirme safhası var. Biz bunu müşteriyle beraber, onun da bütçesine uyacak şekilde bir çözüm geliştirerek şekillendiririz. Ardından bir prototip oluşturur. Müşteri ile uyumunu, çözümle beraber uyumunu sorgularız. Her şey aslında uygun olduktan sonra çözüme başlarız. Bu saydıklarım çok kısa bir sürede gerçekleştirilmeli ki müşteri ile aynı çizgide olalım ve üretmeye, çözüme başlayalım. Ardından biz projeye koyduğumuz belli milestone'larla çözümü oluştururuz. Müşterilerimiz bizi neden tercih ediyor? Öncelikle biz müşterilerimizle yakın çalışıyoruz. Bizimle çalışmak istesinler istemesinler onları anlamak durumundayız. Çünkü her gün teknolojinin de gelişmesi, bizim de öğrenme sürecimiz ile beraber biz aslında öğrenmeye açığız. Ve her gün öğreniyoruz aslında. Özellikle müşterilerimizden de öğreniyoruz. Çünkü onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak bizi de eğitiyor. Bizi de araştırmaya itiyor. O yüzden müşterileri can kulağıyla dinliyoruz. Her ihtiyaçlarına kulak kabartıyoruz ki çözümü hem eşsiz bir çözüm üretelim hem de müşterilerin ihtiyacını tam olarak karşılayalım.
O yüzden müşterilerimizle yakın çalışmamız ve onlara yakınsamamız bizi aslında müşterilerimizle çalışma anlamında sürekliliği sağlıyor bize ve müşterilerimize. Diyebilirim. Verim artıracak yeni teknolojileri birlikte geliştirmek dileğiyle.